efendim, selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Antalya'da 20 yıldır aynı noktada anam babam usulü tavuk döner yaparak hizmet veren bir noktadayım. Hemen olay yerinin önüne geldim. Şimdi içeride ustamla konuşacağız. Tencerede kaynayan, kepçeyle böyle daldırılıp daldırılıp kalıştırılan soslar burada yokmuş. Nasıl bir döner yapıyorlar ben de merak ediyorum. Ne diyoruz, kahve zamanı, videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Feyyaz ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl işler güçler? İyi Allah'a şükür. Ekmeğimizin peşindeyiz. İnşallah daha iyi olsun. Sağ olun. Şimdi ben bir şey tahmin etmek istiyorum Feyyaz'dan dolayı. Baba Beşiktaşlı. Doğrudur. Doğma büyüme Beşiktaşlıyız. Sen de öylesin. Evet, biz de Beşiktaşlıyız. Bilenler bir Metin Ali Feyyaz üçlüsü vardı. Evet. Ustamın adı da Feyyaz. Memnun olduk. Biz de memnun olduk. Hoş geldiniz. Antalya'ya hoş geldik. Hoş bulduk diyoruz. Şimdi Antakya'nın tabii meşhur bir döneri var ama biz bugün Antalya'dayız. Ve anam babam usulü dönerle 20 yıldır ayakta duran bir işletmedeyiz. Feyyaz usta, şu döneri bir birlikte yapalım. Tamam, klasik bir gobitimizle başlayalım. Tamam. Ekmeği bize ekmeğimiz, bir göster. Bir gobit ekmeğimiz böyle. Ekmek bu. Önce yeşili koyuyoruz. Marul. Tamam. Marul geldi. Marul, sonra soğan koyuyoruz. Tamam. Sonra domateslerimizi koyuyoruz. Bizim dönerimiz tereyağlıdır. Öyle Hatay usulü sos yoktur. Burada böyle tencerede kaynayan soslar yok. Yok, doğrudur. Yoktur bizde. 20 yıldır buradayız. Tereyağlı veriyoruz dönerlerimizi. Böyle gramaj da yoktur. Dolduruyorsun vardır. Gramaj yok, teraz yok. Evet. Doldururum ama diyorsun. Evet. Şimdi bu dipteki yağ tereyağı mı? Tereyağlıdır. 20 yıldır tereyağlı veriyoruz. Peki döner üzerine biraz sohbet edelim. Tabii, buyurun. Sanki burada butlar var. Hatta rengiyle farklılık yaratmış. Şöyle göstereyim. Gri olanlar koyu renkli olanlar but. Evet. Tamamdır. Göğüs. Devam ediyoruz. Dönerimizi dolduruyoruz. Göz kararı dolduruyoruz ekmeğimizi. Tartmıyoruz, dolduruyoruz. Evet. Müşterimizin doyacağı kadar. Sonra şöyle baharat atıyoruz. Yine tereyağı. Baharat dediğim, şöyle ben bir göstermek istiyorum. Pul biber ve kekik mi var? Kimyonla kekik var. Tamam. Pul biber isterse, acı isterse müşteri atıyoruz. Böyle tereyağlı yağ alıyoruz. Ve orada ütünün altına koyuyoruz, bırakıyoruz. Sıcak sıcak müşterimiz yiyor. Tamamdır. İsterseniz şimdi bunu bir kenara çekelim. Bir de pilav üstü ya da servisimizi gösterelim. Pilav üstü yapalım ama ben şunu da sormak istiyorum. Tabii. Şimdi bunun marinasyonunda ne var hiç? Salça, soğan kullanıyor musun? Soğanlı yoğurt var sadece. Soğan ve yoğurt var. Evet. Müşterimiz bravo. %100 doğal yiyor. Şimdi burada butun kendi yağıyla birlikte tereyağı karışmış. Doğru. Hemen böyle altta güzel bir havuz oluşturmuş. Ben o havuza o döneri bir böyle değdirmek istiyorum. Tabii. Tereyağını severiz. Tamam. Bir de ki tereyağlı olsun, bol olsun. Tamam, biz bir ikram edelim. Siz bir ziyafetine bakın. Tamam. Ben biraz sonra düşüncelerimi de söyleyeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Pilav üstüne başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu tencere galiba pilav tenceresi. Burada sosu olmadığına göre. Pilavımızı evden yapıyoruz. Evden geliyor pilavımız. Pilav evden mi geliyor? Evet. Evde yapılıp buraya geliyor. Evde. Burası kaçta açılır? Burası saat 9'da açılır. Tamam. Oh. Döner kaçta hazır olur? 11 gibi hazır olur. 11 gibi. Evet. Tamamdır. Şöyle pilavımızı koyuyoruz. 11'den sonra gelsinler o zaman. Her zaman gelebilirler. Bekleriz herkesi. Ne geldi buraya? Biber geldi. Deniyoruz. Tamam. Sonra dönerimizi kesiyoruz tereyağlı. O da göz kararıdır. Gramaj yok, tartmak yok bizde. İnsanı doyuracak kadar hazırlıyorum evet, diyorsun. Müşterinin göz kararı. Müşteri doyuracak kadar var. Şimdi müşteriler dedik, misafirler dedik. Antalya'da biz neredeyiz tam olarak? Varlık, 100. yıldayız. 100. yıl. Varlık mı diyorlar buraya? Evet, Varlık 100. yılda. Tamamdır. Ben tadım zamanında yine detaylı bir adres vermeye çalışacağım. Tamam. Navigasyonla geldim ben, onu söyleyeyim. İpek Döner yazdınız mı telefonla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Şöyle bir yakından da döneri tekrardan gösterelim. Gramaj yok dedi ustam. Bizde tereyağlı döner var dedi. 20 yıldır da ayaktalar maşallah. İnşallah 100 yıl olsun diyelim. İnşallah. Pilavın üstüne tavuğu geçiriyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere salça yok, baharat yok. Sadece ustam üzerine buradan pul biber ve kekik atıyor isteyenlere. Olay tam olarak bu. Pilav üstümüz böyle. Tamamdır. Bu da gitti. Eline koluna sağlık. Tamam, şimdi şöyle ben bir gobiti de yakından göstermek istiyorum. İstersen bir üst kapağını bir açalım. İçini mi? Evet, içini bir gösterelim ustam. Böyle. Olay bu. İstersen bir de et döner gösterelim şimdi. Tamam. Hadi bakalım. Evet Feyyaz ustam, şimdi et dönere geçtik. Şimdi sıra et dönerimizi göstereyim. %100 yapraktır. Tamam. Herhangi İçerisinde ne var? Yoğurt, tuz, karabiber vardır sadece. Bu kadar. Baharat olarak, sos %100 olarak. Yaprak dedi. Şöyle gösterelim. Yapraktır. Kıyma kullanmıyorsunuz. Evet, kullanmıyoruz. Tamamdır. Burada bir klasik gobitimizi gösterelim. Yine aynı ekmeği yapacağız. Yine aynı ekmeği veriyoruz. Bunda dostlar, da aynı yeşillik. Şöyle bir göstereyim eti de.
soğanımız. Ustam gobetin içini hazırlamaya başladı yine. Domates. Domatesimiz. Bunda da yine gram usulü yoktu. Hemen altında yine tereyağı var bununda. Bütün ürünlerimizde tereyağı vardı. Bence bu 20 yılın ipucunu verdin sen. Tereyağında saklı sanki her şey. Burada yediğiniz yemeklerin hepsi tereyağlıdır. Maşallah. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyelim. Amin inşallah. Kıyma kullanmıyorlar ve %100 dana kullanıyorlar. Zaten Antalya danayı seven bir memleket. Evet, Antalya danayı seven. Öyle çok kuzu tüketilmiyor burada. Ben çok karşılaşmadım. Varsa da çok nadirdir. Doğrudur. Yine bunu böyle tereyağına değdirdik. Tereyağlı yağlı. Tamam. Yine göz kararı. Evet, göz kararı yine dolduruyoruz. Tamam. Şöyle. Canlar, dostlar, artık son gobitimizi hazırladık. Artık biz müsaadenizle tadıma doğru geçeceğiz. Böyle yağlıyoruz, ısıtıyoruz tekrardan. Tamamdır. Feyyaz ustam, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Çok memnun oldum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Biz tadım zamanı diyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Efendim geldik en güzel zamanı, tadım zamanı. Şimdi Antalya Merkez Muratpaşa'da Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan İpek Döner'e geldik. Ve müsaadenizle ilk olarak tavuk dönerle başlayacağım. Buranın en önemli özelliği tereyağlı tavuk yapması. Ve o tencerede kaynayan sosların, ketçapların, mayonezlerin olmaması masaya dahi vermiyorlar. Şöyle bir göstereyim. Bu bitimi bu şekilde, hatta ekmeği bile biliyorsunuz tereyağına dokundurmuştu ustamız. Müsaadenizle ilk lokmayı alıyorum. Gayet yumuşak. O tereyağının kokusunu alıyorsunuz. Ama tereyağı sevmeyenleri mutsuz edecek bir koku değil bu. Böyle burnunuzda ekli ekli olan bir tereyağı kokusu yok. Tebrik ederim. Gerçekten güzel bir döner yapmışlar. Elinize kolunuza sağlık. İçeri girerken söyledim bilmiyorum ama zaten 20 yıl aynı yerde, aynı semtte hizmet vermek şans eseri olmamalı, olamaz da. Ekmekleri de pamuk gibi bir ekmek. Şimdi bir lokma da size çalacağım. İsteyene küçük ayran, isteyene de böyle büyük yayık ayranı verebiliyorlar. Ayranın ücreti 12 TL, doğru mu? Tavuk dönerinin de fiyatını vereyim. Gobit, tam gobit 30 TL. Tereyağlı tavuk, gobit 30 TL. Yanında bir miktar roka, salatalık, domates söğüş geliyor. Hemen burada bir sumaklı soğan var. Onun yanında da turşu var. Burada da kornişonlar var. Ne diyorum? Vallahi ben bu konuda her zaman yine söylüyorum. Bir işletmenin uzun soluklu olması şans eseri olamaz. Bence güzel bir noktada, güzel bir yerdeler. Navigasyonla da nokta atışı yapılabilecek bir yerdeler. Gelin, görün, siz de deneyin. Şimdi müsaadenizle bunu bir kenara bırakayım. Ustamla konuşmuştuk. Tavuk etini böyle hissetmek için, abi dedi, bir de pilav üstü dene. Bu da bizim pilav üstümüz. Bakalım. Şöyle ben elimle hissederek yemek istiyorum. Biz bizeyiz zaten. Şöyle bir gösterelim. Olay bu. İzmir'de bir sütlü tavuk yemiştim. Bir seyyardı. Tavuğu sütle terbiye ediyordu. Onun lezzeti var. Şöyle gösterelim içini de. Kırmızı namına hiçbir şey yok. Ne salça var, ne sos var, ne ketçap var. Ama inanılmaz lezzetli. Bizim gibi Hatay, Adana, Çukurova, Adana bölgesinde soslu dönerlere alışmış birisi için bence çok da lezzetli. Ve pilavıyla birlikte almak istiyorum. Pilavlarımız evden yapılıp evet. Geliyormuş. Hı-hı. Bunun fiyatı 58 TL. Gayet güzel. Kararında pişmiş bir pirinç pilavı üzerinde. Gramajda değil ama böyle göz kararı konulan bir tavuk. Bu da gerçekten başarılı. Yanında turşuyu mutlaka isteyin. Zaten onlar şu 4 tabağı size ikram edecekler fiyata dahil. Doğru mu söyledim? Artık sıra geldi. Ne diyelim? Et dönerine. Nasıl tavuk döneri tereyağlı yapıyorlarsa bunu da tereyağlı yapıyorlar. Şöyle gösterelim. Kıyma değil, yaprak yapıyoruz dediler. Kıyma kesinlikle kullanmıyorlarmış. %100 yaprak döner olduğunu iddia ediyorlar. Ve %100, burası Antalya olduğu için de dana kullanıyoruz dediler. Bu da kuzu dönerin içine girmiyor. Şöyle artık gördüyseniz sizin için bir lokma alacağım.
gayet başarılı. Şimdi dönerin tarihi 17. yüzyıla kadar gidiyor. Orada dönerden ilk bahsedilen yazılarda şöyle yazar. Bir şişe geçirilen et parçacıkları yatırılmıştır ve ateşin üzerinde pişmiştir. Fakat Türkiye'de bu yatay döner ayağa kaldırılmış ve o günden beri de tekrar o eski haline dönmedi. Her yerde döner bizde dikey bir şekilde dönmeye devam ediyor. Burada da öyle. Burası saat 11 gibi dönerleri yapıyor, hazır ediyor. Akşam saat 8-8.30'a kadar da döner burada devam. Şimdi müsaadenizle ikinci lokmayı da alacağım. Döner eti gayet yumuşak ve dedikleri gibi hiç sinir yok. Hiç sinir yok. Neresinden yerseniz yiyin yumuşacık bir et geliyor. Bence güzel de yağ oranı var. Şimdi Antalya'da havalar sıcak. Kışın biraz daha mı yağlı yapıyorsunuz döner, yoksa her zaman aynı mı? Hep aynı. Hep aynı. Reçeteyi hiçbir zaman bozmuyorlar. Tüm mevsimler böyle. Yazın bile bir rahatsızlık vermiyorsa bence kışın bile gelinir, yenilir. Buradan mutlu bir şekilde ayrılınır. Adresi verdik. Fiyatları şimdi tekrar ediyorum. Tavuk gobit 30 lira. Pilavlı 58 lira. Bu da 37 lira. 37. Doğru mu? Doğru. Yanımda da bunlar gelecek. Rokalar, domatesler. Şöyle bir lokma daha alıyorum. Ben müsaadenizle ayrılacağım artık. Şöyle ortaya logoyu bırakayım. Sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Sağa solda iki tane video bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Dönersiz, Antalya'sız kalmayın. Ben gömmeye devam. Evet efendim dostlar, görüşürüz.